Arkadaşlar merhaba. Salı günden herkese günaydın. Gününüz hayırlı geçsin, güzel geçsin inşallah. Sağlık, huzur, mutluluk dolu bir gün olsun hepimiz için. Vallahi saati 11.30 yaptım yine. Sabah 6'dan beri uyanıp 6'da kalktım. Eşimi işe yolcu ettim. Kahvaltısını hazırladım, işe yolcu ettim. Sonrasında yatağımızı topladım. Bir kahve yaptım kendime. Kahve içtim. Kahveden sonra bir 10 dakika sonra, 15 dakika sonra yine bir 10-15 dakika dumbbell'larımla biraz kol çalıştım, ağırlık çalıştım. Sonra bir miskinlik çöktü. Yeter bu kadar dedim. 10 dakika, 15 dakika çalıştım. Biraz Instagram'a baktım derken işte oğlumun kalkış saati geldi. Onu kaldırdım. Kahvaltısını ettirdim. Dersinin başına oturttum. Ben de bu sabah hiç öyle çay yapmadım kendime. Hemen yoğurt, yulaf, meyve karıştırdım, yedim. Akşamdan şöyle daha güzel olacak. Akşamdan hamur çoğaltmıştım. Hamur çoğaltmak demek ekşi mayalı hamuru arttırdım, çoğalttım. Ekmek yoğurdum. Hemen kahvaltımı edip saat 9.30-10 gibi. 10'du. Ekmeği yoğurmaya başladığımda tabii. Ekmeğimi yoğurdum. 10.30-11'e doğru yoğurma işi bitmişti. Yarım saat 40 dakika yoğuruyorum çünkü. Şimdi onu koydum buraya odada, hatta yanımda şu anda güneşe kabarsın diye. 2 saat bekleteceğim. Bu arada akşamdan nohut ıslamıştım. Nohutumu koydum, o da pişiyor. Öyle bir 10.30'da ekmeğin yoğurması bitmiş olsa 11.30-12.30'da bu sefer somunlayacağım ekmeğimi. Somunladıktan sonra 1-2 saat daha tepside kalır. Sonra yallah fırına. 2 saatte de anca pişer. Köyde annem sobada, bu fırınlı sobada 1 saat 15 dakikada, 1 saat 20 dakikada falan pişiriyor ama bu turbo fırınlar o kadar ısıtmadığı için, o kadar güçlü bir ısı vermediği için 2 saati buluyor benim ekmeğimin pişmesi. Ortalama 2 saatte pişer. Yemek olayı da bugün aradan çıktı. Nohut, kolay. Akşamdan belirlediğim zaman çok güzel oluyor yemeği. Pilav yapacağım yanına. İlikli kemik suyu çıkardım dün o dondurucuda gördüğünüz ilikli kemik sularından. İlikli kemik suyu çıkardım. Yanına bir pilav yapacağım. Bugün öyle bitireceğim. İşte aslında şimdi oğlum dersteyken spor yapmam lazımdı. Niyetim öyleydi ama kitabımı okumaya karar verdim. Şu kitabı okuyacağım. Arkadaşlar bu kitap, ben ilk bunun 4-5 bölümünü şeyde, internette okudum. Bunu Instagram'da gördüm. Linkini paylaşmışlardı. Hikayenin güzellik hemşiresi diye bir hesap var Instagram'da. Kendisi Ebe bir hanımefendi, hemşire. Bu kitabın 4-5 bölümünü kendi blogunda, güzellikhemşiresi.com'da paylaşmış. Google'a şöyle bir Kürt sevdim yazarsanız hikayenin bir 5-6 bölümüne ulaşabilirsiniz. Sonrasını kitaplaştırdı kendisi. Yaklaşık bir ay oldu mu bilmiyorum kitap yayınlanalı, piyasaya çıkalı. Çok sevildi kitap. Hikaye zaten muazzam. Şöyle küçücük anlatayım size. Diyarbakırlı bir genç, Diyarbakırlı Şahin'le Balıkesirli Gülşah'ın üniversiteli aşıkların imkansız aşkını anlatan bir kitap. Yani biz internetteki PDF halini okurken bile gözyaşlarını boğularak okuduk. Siz de başlarken okumaya lütfen böyle akşam bütün işiniz bittikten sonra, çoluğu çocuğu uyuttuktan sonra oturun. Çünkü hani bir ikinci bölüm bitsin bırakırım, üçüncü bölüm bitsin bırakırım, dört, beş derken bölümleri tamamını bitirip öyle kalkıyorsunuz. Çok sürükleyici. Sonunu çok merak ediyorum. Yani şu çeyreğini bile okumadım daha. Oturup onu okuyacağım. Allah, ekmeğim iki saat kabarana kadar işi gücü bıraktım. Sporu da bıraktım. Yemek de orada kısık ateşte nohutum da pişiyor. Bu arada kitabımı okuyacağım. Sonra da işte ekmeğim saati geldiği zaman ekmeğimi fırınlayacağım. Onu pişireceğim. Bugün de öyle. Başka da bir iş yok. Argolarım var. Onları paylaşırım birazdan sizinle. Kitabımı okumam bitsin. Kahvemi içeyim. Bugün dışarı çıkma durumum yok. Dışarı çıkmam gerektirecek bir durum yok. Böyle işte evin içinde hani ne oluyorsa onları paylaşacağım sizinle. Yemeğim, ekmeğim, kargolarım, akşam telaşım falan derken böyle kapatacağız inşallah günü. Hayırla sağlıkla hepimiz kapatalım günlerimizi. Ben şimdi kitabımı okuyayım biraz da. Sonra tekrar ekmek faslında görüşmek üzere. Ekmeğim kabarmış arkadaşlar. Artık somunlama, yani tepsileme aşamasına geçeceğim. Şöyle göstereyim size de, bir maşallahınızı alalım. Bakın, küçücük bir hamurdu ortasında. Böyle bu kadar kabarmış. Şimdi artık ben burada tek tek somunlayıp koyacağım. Birkaç tane de lokma diyoruz biz. Pişi, yani başka bir tabirle pişi hamuru ayıracağım. Şimdi oğlum saat 1.30'da dersten çıkacak. Hem ona hem de yarın sabah eşime kahvaltı için
Böyle bakın. Böyle yapışan, ele yapışan bir hamur yoğuruyorum ki ekmek çok daha puf, çok daha yumuşak oluyor ve kolay kolay bayatlamıyor. Şimdi bakın hamurumu bu şekilde somunladım. Ekşi mayalı ekmek hamurumu. Bunları da böyle pişirik ayırdım. Şimdi iki tanesini oğluma pişireceğim. İkisini de yarın sabah için buzdolabına koyacağım. Diğerlerini de dondurucuya, hani dünkü dondurucuda ne var videomda pişi hamurlarını göstermiştim ya size. Yine aynı şekilde koyacağım. Bundan böyle Ramazan'da iyi geliyor bize, sahurlarda kızartıyoruz. Yanında peynir, zeytin, kahvaltı gibi yapıyoruz. Çok işimize yarıyor bu hamurlar. Şimdi böyle ilk tepsiye konmuş halini gösterdim size. Buralarda falan hep un sıçradı. Bu tepsiyi sarar sarmaz süpürüp sileceğim buraları. Bu halini gösterdim size. Bir de sonra kabarmış halini göstereceğim. Bakın nasıl kabaracak. Az önce hamuru yoğurduğumda ilk halini göstermeyi unuttum. Çekmeyi unuttum. Kabarmış halini çektim ama bunun böyle tepsiye ilk konmuş halini göstereyim. Bir de daha sonra 2 saat sonra kabarıp fırına atılmadan önceki halini göstereceğim. Ekmeğimi artık fırına götüreceğim. Böyle camın önüne az önce güneş vuruyordu. Güneşi koydum. Şimdi bak size göstereceğim demiştim ya kabardıktan sonraki haline. Dada, bakın. Çok da güzel kabarmış. Şimdi bunu doğru 220 dereceye fırına en az bir 2 saat pişecek. Şöyle ah bu ara yaptı tripodu da kurumaya üşendim şimdi telefonumu oraya koymaya. Şöyle 220 dereceye koyuyorum. Altına da su koydum. Isıya da dayanıklı bir kapta ki ekmeğimin üzeri kurumasın diye. Hadi bakalım pişsin şimdi. Çıkışta tekrar inşallah. Pilavı göstereceğim dedim sabah size. Unuttum göstermiyor. Şöyle açtım hemen. Pilavı yaparken pilavın suyunu koydum, aklıma geldi kargolar. Şöyle bir hafta sonu Yıldız'da hafta sonu indirimleri vardı Trendyol'da. Görmüşsünüzdür belki. Oradan aldım bu pijamaları. 53 lira. Daha önce ben iki takım almıştım. Bir takımını geçen size gösterdim. İlk aldığım takımda da YouTube kanalım yoktu. O yüzden size gösteremedim o kargom geldiğinde. Onu giyiyorum artık. Böyle bir, bunu da çok beğendim. Velsoft böyle kolları manşetli falan. Tam istediğim gibi. 53 liraya da düşmüş. Çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Bir de yine Yıldız'la hafta sonunda şu gözlükleri aldım. Şunların tanesini 24 liraya aldım. Yani şunu kutusunu alamazsınız 24 liraya. 24 liraya gözlük almış oldum hafta sonu indirimlerinden. Ha, orijinal ürün değil ama böyle aksesuar olarak dedim ki gözüme takamazsam çok dandik bir şey gelirse saçıma takarım yukarı böyle aksesuar olarak. Ama gayet kaliteli geldi. Taktım. Güzel de durdu. Fena sayılmaz. Gideri var yani. Böyle iki tane farklı farklı. Birinin altları şöyle kare kesim. Biri de yuvarlak. Bunları aldım. Bir de ne aldım? Bir de şu dosya bunları aldım. Bunların tanesi bizim burada marketlerde 25 lira ile 35 lira arası değişiyor. Marketine göre değişiyor fiyatı. Şu Dove sabunu, kesinlikle Dove'un normal kalıp sabunu da, sıvı sabunu da elinizde egzama sorunu varsa kesinlikle kullanmalısınız. Bana da 16 yaşından beri doktor tavsiyesidir. Ellerimi Dove'dan başka sabunla yıkamıyorum. Yani aranızda egzama problemi olan varsa şu Dove sabunlardan, sıvısı ya da kalıp sabunu hiç fark etmez. Sıvısı her yerde bulunmuyor. Mutlaka edinsin. Ben şimdi pilavıma bakayım ne oldu. Bir de ekmeği çıkartacağım fırından artık. Pilavım olmuş artık, kapatacağım altını ama o azıcık daha kısa alayım çeksin kendini. Ondan önce buharlandı, şöyle sileceğim. Ekmeğimi çıkartacağım artık çünkü fırının altına koydum onu, biraz altı pişmemiş gibi geldi bana. Altı da pişsin diye altı aldım, bir 10 dakikadır altta, artık çıkartabilirim. Hatta kapatayım, şimdi çıkaracağım. Ekmeğim fırından çıktı arkadaşlar. Bakın böyle iyice kızardı altı üstü. Ilındı bile hatta, artık yemeğe hazır. Eşim de geldi şimdi işte. Doğdum böyle pilavım. Turşu çıkardım. Kendi yaptığım turşular biliyorsunuz, daha önce göstermiştim. Cacık yaptım. Oğluma da ayran yaptım. Oğlum cacık yemiyor. Cacık da yine dondurucudan, dün gösterdiğim dondurucu videosundaki salatalardan. Tayın pekmez çıkardım, taze ekmekle çok güzel oluyor. Öyle bugünlük yemek olayını bitirdik. Yarına Allah kerim bakalım. Bunlardan kalırsa kalır, kalmazsa yeni yemekler yaparız. Öyle bakalım, akşam öğünümüz de bu şekilde oldu.